Öncelikle Merkez Bankası'nın aldığı kararlar sonrasında aslında oldukça büyük tartışmalar yaşanıyor. Ama bu tartışmalardan endişe edilen noktalardan bir tanesi kredilerin yalnızca tüketicilere yönelik kredilerin azaltılması gerektiğini ve diğer türlü sanayi büyümesinin engellenebileceği, bunun da önümüze büyük bir problem olarak çıkabileceği yönünde bir endişe var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere bu tartışmalar sadece Türkiye'de oluyor değil. Çünkü maalesef 2008'de başlayan krizden sonra para politikasında bir yönsüzlük, bir çerçeve eksikliği ortaya çıktı. Birçok ülkede bu tartışmalar yapılıyor. Birçok ülkede faizlerin değişmesi, azaltılması veya arttırılması tartışmaları yanında diğer araçların, özellikle zorunlu karşılıkların kullanılması tartışma konusu oluyor. Bir kere bunu belirtelim. Diğer yandan kredileri toptan azaltacak girişimlerin ne kadar uygun olduğu konusunda ki soruya gelince ben şeye katılıyorum. Yani kredilerin bir gruplandırılıp o şekilde değerlendirilmesini ve bir kısmının özellikle daha az büyütülmesi için önlem alınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Bir kere cari açıkla krediler arasında bir ilişki varsa bu ilişki şeyde daha kuvvetli. Tüketici kredileriyle cari açık arasında daha kuvvetli. Bu aslında beklenen de bir sonuç. Çünkü tüketici kredileri arttığında tüketimin özellikle Türkiye gibi ülkelerde önemli bir kısmı ithalata kayıveriyor. Dolayısıyla bu da cari açığı arttırıcı bir etki yapıyor. Yani ben şeye katılıyorum. Kredilerin gruplara, bölümlere ayrılıp oradan bir daha ayrıntıda belki zorunlu karşılık önlemi veya vergi önlemi, fon önlemi alınması bence de daha uygun görünüyor. Giderek herhalde Merkez Bankası bu gelişmeleri gördükçe o tarafa doğru yönelecektir diye düşünüyorum.